Merhaba oyun severler. Yepyeni bir OSM videosuyla yine karşınızdayım. Evet. 433 A Nisan günceli sizler için sunacağım arkadaşlar. Ee, Baya güzel böyle keyif veren bir taktik. Eminim siz de kullanırken keyif alacaksınız. Burada iç içe size iki tane taktik anlatacağım. Bir kanatları kullan biri paslı oyun. Kime nasıl ne zaman kullanılmalı bunu iyi dinlemelisiniz. Atlamayın patlamayın Evet benim sözüm herkes söylüyor o patlama Hamza yaz ligimize geldi falan diye sağ olsunlar takipçilerimden böyle şeyler görmek böyle coşkular görmek güzel. Teşekkür ederim sevginiz için teşekkür ederim izlediğiniz takip ettiğiniz ve paylaşıp destek olduğunuz için arkadaşlar sonuçta videoların boşa gitmemesi benim için çok mükemmel en azından emeğimi karşılığı siz değerli abonelerim var siz değerli izleyicilerim var. Abone olmayanlar abone olsun. Çünkü, çünkü size efsane, mükemmel bir taktik göstereceğim. Dediğim gibi iç içe kanatları kullan ve pastı. <laughs> Pardon. Pastıyı neye kullanacağız? Kanatları kullanı neye kullanacağız? Buralar çok önemli. Ne diyoruz? Atlama, patlama. Hadi bakalım videomuza geçelim. Biraz detaylı anlatacağım. Çünkü Nisan ayına siz Hamza Ayaz'da damga vuracaksınız. Şöyle gelelim. Takımımızı bir dizelim diyeceğim ama burada da pek takıma benzer bir ta şey yok ama <laughs> olduğu kadarıyla bizim burada maksadımız zaten. Burada ofansif orta saha çok değerli. Ofansif orta saha yoksa bu taktiği çok net söylüyorum. Kullanma. Evet burada oyuncularımızı sağlı sollu koyduk. Gayet güzel, mükemmel şekilde. Burada e, hücumu yüksek olan oyuncularınızı kanada koyun. Mesela burada işte şu an güçlerini baz almayın sadece şey olar. hani yeni birlik olduğu için burada oyuncular tabii ki dandik. Ee, burada siz mevki olarak baz alın. Şöyle bastığımızda görüyorsunuz sağ bek ve sol bek birinin hücumu 27 birinin ki 24. Burada baz almanız gereken tabii ki hücum güçleri defansif oyuncularda mesela 400 stoper olsaydı ne yapacaktık? Burada güç kısmına basacaktık. Hücumu yüksek olanları sağa sola koyacaktık. Tabii ki defansif aralığı fazla yüksek olmaması kaydıyla. Bu arada bu taktiğin iş yapması sizin dengeli takım kurmanıza bağlı arkadaşlar. Dengeli takım ve dediğim ayarlarda yaparsanız siz bu taktikte %90 puan ve puanlar alırsınız. Kolay kolay mağlup olmazsınız. Önünüze gelen çelme takıp da kafa atarsınız. O kadar da net güzel taktiklerden bir tanesi. Dediğim gibi pasta oyun ve kanatları kullanarak anlatacağım. Kime nasıl kullanılmalı Altlamayın, patlamayın sonra gelip de duvarda ağlamayın. <laughs> evet bu arada ağlama duvarı da Manisa'da haberiniz olsun kanalımda ağlayıp duruyorlar ara ara. Yani biz zirvedeyiz. Çekemeyen çok tabii ki. Ee, bizde taktik bitmiyor. Bizde hiçbir zaman OSM adına hiçbir şey bitmedi. Varız, devam edeceğiz. Sizleri bırakmayacağım. Ama dediğim gibi 2025'te yeni bir yapılanma olacak. Ee, inşallah beraber yine eğlenebileceğimiz oyunlar mesela PUBG gibi yine beraber mesela YouTube'dan gelip de benimle PUBG oynayanlar var. Yorumlara gelsin kimler onlar. Bunu dinliyor beklerim mutlaka yorumlara. Ee, yine benimle beraber FM mesela taktikleri deneyenler, FM oyuncuları oy, oy, e, önerenler var. O i, ah, kaldım öyle. Şöyle bir kanatları kullan olarak başlayalım. Sarı, mavi, yeşil hakemde agresif olarak kullanın. Çok ve çekmenizi tavsiye etmiyorum. Çok agresif patlatabilir. Yine burada e, neydi onun adı? E, turuncu, kırmızı, kırmızı hakemde de normal olarak kullanacağız. Şimdi gelelim fasulyenin faydalarına. Hemen şöyle birazcık hızlandıralım. Orta sağ defansa destekle başlayacağız ilk önce. Taktiğimiz çok güzel. 67... 68 yine burada 67. Evet bu şekilde yaptık. Gördüğünüz gibi kanatları kullanı bak anlatıyorum. İyi dinleyin burayı. Hakem mavi, yeşil, sarı ise agresif. Diğerlerinde normal oyuncaktık burayı. Söyledik zaten. Özel arkadaşlarım için 4-3-3-A kanatları kullan. Orta saha defansa destek. 67, 68 ve 67 şeklinde üçlü bir formasyonumuz var. Baskımız 67, stilimiz 68, tempomuz da 67. Yine ben okuyayım da kardeşlerime şey olmasın. Alan markacı ve offside'ımız kapalı oynuyoruz ilk önce. Evet evdeyiz. Rakipten 3 rank düşükten 7 rank yükseğe kadar orta saha defansa yardım etsin. 8 rank ve üzeri olduğumuzda mevkiler sabit oynayacağız bu taktiği biz 4-3-4-4-2-3-4-3 gelen rakiplere uygulayacağız. Altını çiziyorum. 4 rank düşükten, düşük olduğumuzdan ev sahibi iken 7 rank yükseğe kadar orta saha defansa yardım edecek. Ee, üstü yüksek mevkiler sabit oynayacağız. Keyfimize bakacağız. Hakemi anlatmıştım zaten. <laughs> Yine 4-3-3'ler için anlatıyorum bunu. Deplasmanda ise eşit olduğumuz rakipten yani genelde aslında biz bunu eşit olarak almayın. Eşit olarak bakın ben size yine şunu tavsiye edeyim. Eşitte e, 2-3 rank yüksek olduğumuzda 5-3-2, 5-3-1-1, 5-2-3 gibi taktikleri tavsiye ediyorum sizlere. O yüzden bunu şöyle başlatıyorum. Deplasmanda 3 rank yüksek olduğumuzdan 8 rank yüksek olduğumuza kadar deplasmanda 3 rank yüksekten 8 rank yükseğe kadar olduğumuzda Orta saha defans yardım etsin. Üstüysek sabit oynayın. Keyfinize bakın. Burada yine 4-3-3A, 4-3-3B yani 4-4-2 ve 3-4-3'lere karşı kullanacağız. Peki pas şimdi geldik ikinci taktiğimize. Paslı oyun. Paslı oyunuysa arkadaşlar yine burada agresif olarak hep kalacak. Burayı iyi dinleyin, atlamayın, patlamayın. Burada orta saha defans yardım edecek. Rakibimiz defansif gelirse 4-5-1 4-2-3-1, 5-2-3 falan filan. Yani offside tuzağını kontratak ve uzun topla offside açıyoruz. Gerisini de kapatıyoruz. E, defansif gelenlere pasta oyunu bu şekilde oynuyoruz ev sahibiyken. Ev, e, yine 3 rank düşük olduğumuz ev sahibinden e, 8 rank yükseğe kadar orta saha defans yardım etsin. 8 rank ve üzeri isek mevkiler sabit şeklinde mücadelemizi vereceğiz. Kırmızı, kıpkırmızı, turuncu hakemdeyse arkadaşlar yine agresifte bırakacağız. Burada baskımızı düşüreceğiz. Baskımızı böyle 33'lere getireceğiz. Bu şekilde 33, 68, 67 şeklinde mücadelemizi vereceğiz. Kırmızı, kıpkırmızı, turuncu hakemde 4-5-1, 4-2-3-1, 5-2-3 gibi rakiplere karşı kontra atak ve uzun topta offset açacağız. Gerisinde bu şekilde yardıracağız. Deplasmandaysa arkadaşlar yine... <laughs> Bunu 67'ye çekiyorum. Deplasmanda defansif gelenlerden 4 rank yükseksek. 4 ranktan 10 ranka kadar. Mavi, yeşil, yine sarı hakemde. 4 ranktan 10 rank kadar. Agresif oynayacağız. Kontratak ve uzun topta offside açacağız. Yine burada <laughs> altını çizmek istiyorum. kıp kırmızı turuncu hakemde ise 33 baskı isterin indirin. İsterseniz ben biraz baskılı oynayacağım deyip de 67'de bırakıp ama burayı da normal yapmalısınız. Bence agresif alıp da 33'e indirmeniz size puan ve puanları kazandırmada büyük bir adım sağlayacaktır. Ben Hamza Yaz. Mükemmel iki taktik sundum. İç içe defansiflere ve ofansiflere kullanmanız gereken taktikleri anlattım. İnşallah atlamaz patlamazsınız. İnşallah galibiyet serisini tekrardan başlatırsınız. Like at abone ol devamı gelsin sıradaki taktik ne olsun yorumlara bekliyorum